Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Siyer-i Nebi dersimizde sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hicretini, estağfurullah, miracını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Sene hakkında, tabii miracın gerçekleştiği sene hakkında tarihçilerin farklı görüşleri vardır. Peygamberliğin 11. senesi, 13. senesi, 10. senesi gibi farklı rivayetler vardır. Ama daha önce de söylemiş olduğumuz gibi peygamberimizin miracı Mekke'den Medine'ye hicret etmesine yakın bir zaman diliminde gerçekleşti. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk önce Mekke-i Mükerreme'den, yani Kabe'den, Beytullah'tan Mescid-i Aksa'ya yolculuk yapmış ve Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldırmış. Oradan da yedi kat gökyüzüne ve oradan da daha ötelere Cenab-ı Hakk'ın dilediği yere kadar manevi bir yolculuk gerçekleşmiştir. Ve bu yolculuğu hem ruhu hem bedeniyle yapmıştır. Sadece rüyada veyahut da ruhu ile değil, hem bedeniyle hem ruhu ile yapmıştır. Ve Allah'ımız Celle Celaluhu ile şekilden münezzeh olarak, yani şekilsiz olarak, arada bir vasıta olmaksızın konuşmuş ve görüşmüştür. İşte bu yolculuğun tamamına İsra ve Miraç diyoruz. Tabii Mekke'den, yani Beytullah'tan, Harem-i Şerif'ten Kudüs'ü Şerif'e kadar olan yolculuğun adı İsra, Kudüs'ten yedi kat gökyüzüne ve oradan da öteye yapılan yolculuğun adına da Miraç diyorduk. Yapılan ilk yolculuğun adı İsra'dır ve Kur'an-ı Kerim ile sabittir. İnkar eden kafir olur. İkinci bölüm olan Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne ve oradan öteye yapmış olduğu yolculuğun adı da Miraç'tır ki bu da hadis-i şerifler ile sabittir ki bunu inkar eden bid'atçı olur. Ondan sonra haktan sapıtmış olur ama kafir olmaz. Sapık olur sadece, kafir olmaz demiş idik. Ve burada kısaca Miraç'ı anlatmaya başlamıştık ki Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen sahih hadislerde sevgili peygamberimizin yolculuğu şu şekilde anlatılıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu anlatırken bir gece kendisine katırdan küçük, ondan sonra eşekten, merkepten biraz büyükçe bir hayvan getirildiğini, ona binip Mescid-i Aksa'ya gittiğini ve çok hızlı, çok süratli hareket ettiğini ve Mescid-i Aksa'ya vardığında onu bütün peygamberlerin hayvanlarını bağladığı halkaya bağladığını, orada iki rekat namaz kılıp oradan da gökyüzüne yükseldiğini, Cebrail ile beraber her kat semada o birinci kat semaya geldiklerinde gök kapısının açılmasını talep ettiğini, ondan sonra oradaki görevlinin kimdir o diye sorması ve o da Cebrail, yanındaki kimdir? Muhammed'dir. Ona peygamber geldi mi, peygamberlik geldi mi? Evet geldi diye bu şekilde soru cevap neticesinde kapı açılıyor. Ve böylece bütün gök kapılarını teker teker açarak yedi kat göğün üzerindeki arşa ve oradan da Kur'an-ı Azimüşşan'da da zikredilen Sidre-i Münteha'ya ulaştığını söylüyor. Orada tabii birinci kat semada Efendimiz Aleyhisselam beyanına göre Adem Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, İdris Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, ondan sonra ve İbrahim Aleyhisselam'ı görüp ziyaret ettiğini ve hepsinden dua aldığını söylemiş idi. Ve en son olarak da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kendisine 50 vakit namazı farz kıldığını, dönerken Musa Aleyhisselam bu namazların, 50 vakit namazın çok olduğunu ve Allah'a gidip niyazda bulunarak "Ya Rabbi ne olur ümmetime ağır gelir, bunu hafiflet" diye niyazda bulunduğunu ve bu şekilde 5 vakit namaza kadar indirdiğini söylemiş idi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En son burada kalmıştık.
Sümme raca aleyhissalatu vesselam min leyletihi. Bu yolculuktan Allah'ımız Celle Celaluhu'nun Peygamber aleyhissalatu vesselama ikram ettiği bu yolculuktan aynı gece geri döndü. Tabi aynı gece geri dönmesi şimdiki şartlara göre de, o zamanın şartlarına göre de imkansızdır. Zira Mekke ile Kudüs arasında en az 2000 kilometre mesafe var. 1500-2000 kilometre civarında. Bugün bile bir uçak o yolculuğu 1,5 saatte yapar. 1,5 saatte yapar. 1,5 saatte git, 1,5 saatte gel, 3 saat. Oradan da göklere yükseldi. Ondan sonra 50 bin senelik dünya yılıyla 50 bin yıllık mesafeyi Efendimiz olsam o gece gidip geldi. Felemme asbaha, tabi mucize olması zaten imkansızın gerçekleşmesiyle meydana geliyor. İmkanlı bir şeyin gerçekleşmesi mucize olmaz ki. Bir gece içerisinde buradan İzmit'e gidip geldim. Böyle bir mucize olur mu? Olmaz. Şurası zaten arabalarda hızlı gidip gelirsin. Ondan sonra ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi diye Kudüs'ten de 7 kat gökleri aşıp geldim demek, o zaten insan gücünün çok ötesinde. İnsan gücüyle imkansız olan bir şey. Ya işte bu o zaman mucize olur. Mucizenin özelliği budur. Felemme asbaha ila nadi Kureyş fecaa ileyhi Ebu Cehil İbni Hişam. Kureyş'in toplandığı yere vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya Ebu Cehil geldi. فَحَدَّثَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ بِمَا جَرَى لَهُ. Başından geçenleri ona anlattı. Bu gece Allah bana böyle bir yolculuk ikram etti. فَقَالَ Ebu Cehil يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيْ هَلُمُّ. Ey Kâboğulları gelin bakalım. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ كُفَّارُ Kureyş. Kureyş kafirleri toplanıp geldiler Ebu Cehil'in bu davetine. فَاَخْبَرَهُمُ الرَّسُولُ الْخَبَرِ Allah Resulü ona haberi, başından geçenleri anlattı. Tabi burada Ebu Cehil'in kafirleri toplamasının sebebi nedir? Halbuki Peygamberimiz böyle hak bir söz söylediği zaman insanların duymasını istemezler. Yani burada Kur'an'dan bir ayet oku ya Muhammed diye onları çağıracak hali yok Ebu Cehil'in. Peki neden çağırdı? Bu haber inanılacak bir şey değil. Muhammed iyice delirdi demek için çağırdı onları. Anlat da duysunlar, senin nasıl deli olduğunu anlasınlar diye çağırdı. Bir hayır niyeti yok yani. Geldiler. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece yaşadıklarını anlattı. Fesaru beyne musfikin ve vâdi'i yedihi alâ râsihi teaccüben ve inkâran. Ve Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ı inkârcı insanların dinlemesi gibi dinlediler. Yani sanki alaycı, inkârcı, inanmayacak şekilde bir vaziyette Efendimiz'i dinlediler. وَرْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنَ بِهِ مِنْ دُعَافِ الْقُلُوبِ Ve bu konuşmanın ardından Efendimiz olsam başından geçenleri onlara anlattığı, bunun ardından kalbi zayıf olan, zayıf imanlı olan kimselerden bir grup kafir oldular. Dediler ki ya biz iman etmiştik ama bunun da iman edilecek tarafı yok dediler. Yani tamam Allah bir vesaire bunlara inandık ama bir gecede böyle bir yolculuğun yapılması imkansızdır diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kabul ettikten sonra inkar ettiler. Kafir oldular. Neuzübillah. Ne kötü bir durum. وَسَعَى رِجَالٌ اِلَى اَب۪ي بَكِرٍ فَقَالٍ Bir grup insanda gittiler Ebu Bekir'e. Tabi Ebu Bekir Efendimiz Peygamberimizin arkadaşı, hem de hiçbir arkadaşla olmayan muazzam bir ilişki var Allah Resulü ile Ebu Bekir radıyallahu anh arasında. Çünkü malını, canını, her şeyini Efendimizin yoluna sarf etmiş, sermiş, onun uğrunda her şeyini helak eden bir adam. Ondan sonra dediler ki bakalım buna da inanacak mı Ebu Bekir? Bu kadar da olmaz diye. Fekale dedi ki inkâne kâle zâlike lekat sadak. Eğer bunu söylemişse doğrudur. قالوا اتصدقه على ذلك bunu da mı doğruluyorsun? Yani tamam bu ağzından çıkanı doğru diyorsun. Hazreti Ebubekir dediler ki yani sen Muhammed'in ağzından çıkan doğrudur diyorsun. Bu da mı doğru? Tamam hepsi doğru da bu da mı doğru yahu? Bir gecede oralara gidip gelmesi doğru olamaz. قال dedi ki inni le usaddiquhu ala ab'ad min zalik. Ben bundan daha imkansız olan şeyleri tasdik ettim peygamber ağzından çıktığı için.
فَسُمِّيَ مِنْ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ صِدِّقًا İşte bugünden sonra Hazreti Ebu Bekir'e sıddık demeye başladılar. Sıddık ne demek? Doğrulayıcı, tasdik eden. Peygamberi tasdik eden demek. Ya. ثُمَّ قَامَ الْكُفَّارِ يَمْتَحِنُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ Baktılar ki Hazreti Ebu Bekir'den kendilerine bir fayda yok. Döndüler tekrar Efendimizin yanına. Onu imtihan etmeye başladılar. فَسَأَلُوهُ نَعْتَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَفِيهِمْ رِجَعَلُونَ رَأَوْهُ Dönüp Peygamberimize Kudüs'le ilgili sorular sormaya başladılar ki soru soran insanların arasında Kudüs'e gidip gelen, Kudüs'ü gören insanlar da vardı. اَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَكُنْ رَأَهُ قَبْلَ ذَٰلْكَ Fakat Allah Resulü daha önce Kudüs'ü hiç görmemişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında hiç Kudüs'e gitmemişti. Hatta hatırlayacaksınız Peygamberimizin çocukluğunu burada anlattığımız derste Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şam taraflarına, Kudüs taraflarına yani yolculuğa çıkmış idi amcasıyla beraber. Değil mi? Bir yerde konakladılar. Ondan sonra kilisedeki rahip böyle gelip geçenleri misafir etmeyi çok severdi. Arapların da oraya geldiğini görünce dedi ki siz yolcusunuz gelin Tanrı'nın misafirlesiniz size yemek ikram edeyim. Çağırdı onları. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayrıntısı var tabii de ayrıntıya girmeyeceğiz. Peygamberimizi görünce onunla ilgili bir takım sorular sordu amcasına. O zaman daha küçüktü. Amcası bakıyordu. Sorular sordu. Bu sorulara binaen dedi ki bu çocuk son peygamberdir. Bunu öteye götürme. Buradan öteye götürürsen oralarda Yahudiler çok bunu öldürürler. Tanırlarsa öldürürlerdi. Böylece Efendimiz sallallahu yoldan geri döndü. Oraya hiç gitmedi yani. Gidemedi. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu görmemişti. Onlar soru sordular. Zaten Efendimiz sallallahu görseydi Araplar diyecekler ki Mekke müşrikleri diyecekler ya zaten sen önceden orayı görmüştün anlatıyorsun bize önceden gördüklerini derlerdi. Ama biliyorlardı ki Muhammed oraya gitmedi. O zaman bir imtihan edelim bakalım bu gece gidip geldim dediğine göre sorduğumuz soruları bilmeli. فَجَلَّاهُ اللّٰهُ لَهُ فَصَارَ يَصِفُهُ لَهُمْ بَابًا بَابًا وَمَوْضَعًا مَوْضَعًا Allah Celle Celaluhu Kabe ile onun arasındaki mesafeyi kaldırdı. Çünkü biliyorsunuz mesafeyi yaratan da Allah'tır. Görme kuvvetini veren de Allah'tır. Şimdi bizlere Allah'ımız Celle Celaluhu bir görme kuvveti vermiş. Belirli bir mesafeye kadar, sağlıklı bir insan belirli mesafeye kadar görür, ondan sonrasını göremez. Değil mi? Bu herkes için geçerlidir. Ha göz hastaysa o zaman daha da görme mesafesi kısalır, göremezsin. Bakıyorsun mesela, şimdi benim gözler bozuk olduğu için gözlüksüz göremiyorum uzakları mesela böyle bakınca. Gözlüksüz göremiyorum. Gözlük takınca normal insan seviyesine geliyorum ve oradan Diyanet takvimini okuyabiliyorum mesela şimdi. Ha normal insan görebiliyor. İşte Cenab-ı Hak Celle Celle bazen öyle bir güç verir ki kimsenin göremeyeceği mesafeleri görebilirsin. İşte Peygamberimize de Cenab-ı Hak böyle bir kuvvet verdi o gece. Mescid-i Aksa'yı gözünün önünde dibindeymiş gibi gördü ve onlara hadis-i şeriflerde kitaplarda beyan edildiğini kapı kapı, pencere pencere köşe köşe hep onlara tarif etti. Doğu cephesi böyle, batı cephesinde şöyle, kapısı şurada, buradan giriş kapısı burada. Bütün Mescid-i Aksa'nın özelliklerini soran Mekke müşriklerine teker teker anlattı. Fekalu emennatu fakat asab. Tamam dediler. Orada Mescid-i Aksa'yı daha önceden gören insanlar dediler ki tamam. Mescid-i Aksa ile ilgili anlattığın şeylerin tamamı doğru. Biz gördük orayı. Aynı orayı bize anlattın. Peki fe akhbirna an iirina ve kanet lehum iirun qadimatun min eşşam. Dediler ki yolda bizim kafilemiz var, ticaret kervanımız var, ticaret kervanı. Şam'dan dönmek üzere gitti. Şam'da biliyorsunuz Mekke müşriklerinin kazanç yolu neydi? Ticaretti. Orada ziraat, hayvancılık vesaire çok azdı. Ticaretle geçinirlerdi. Ticaret kervanı devamlı Şam'a gider gelirdi, gider gelirdi. Oradan bir şeyler getir, burada satılırdı. Şam'dan dönmek üzere olan kafilemizin, kervanımızın durumu nedir? فَاَخْبَرَهُمْ بِعَدَدِ جِمَالِهِمْ وَاَحْوَالِهَا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o develer, kervanda bulunan develerin sayısını ve hallerini anlattı. Ve kâle
buyurdu ki takdumu yevmen yevme keza ma'tulu'i şemsi yaktumuha cemelun evraku. Efendimiz sonra buyurdu ki şu gün Mekke'ye gelecekler. Güneşin doğuşuyla birlikte Mekke'ye gelecekler. Ondan sonra önlerinde de boz bir deve vardır. Yani rengi böyle alacalı. Ne siyahtan siyah, ne beyazdan ne beyaz, ne kahverengiden kahverengi. Böyle boz bulanık bir deve vardır. Hatta onun üstündeki çulu bile haber verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üstünde de şu renk bir çul var dedi. Hayvanın üzerine örtü örterler ya. Çuluna kadar söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feharacu yeşted, evet. Yeşteddûne zâlikel yevme nehve seniyye. Çıktılar seniyye, yani tepelerin o tarafa doğru bakmaya başladılar. Fekâle kâirun minhum, aralarından birisi dedi ki hâzihi vallâhu şems, yemin olsun aha güneş doğdu. Kad eşrakat. Fekâle âhar, ötekisi de dedi ki hâzihi vallâhil îr, yemin olsun aha develer de geldi. Kervan da geldi. Kad ekbele, kad ekbelet yakdumuha cemelun evraku kema kâle Muhammed. Hem de dedi Muhammed'in dediği gibi önünde boz bir deve var dedi. Ya sen ne zannediyorsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaki kim? Yani ona güç veren, ona ilim veren, onu yönlendiren kimdir? Kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Boş çıkar mı söyledi? Kafir kafası anlamıyor işte. Zannediyor ki Muhammed sallıyor kafadan. Ya فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَٰلْكَ اِلَّا كِبْرًا وَعِنَادًا. Bu kadar ayan beyan bir olay. Yani hiçbir şekilde insanın uydurmakla, düzmece bilgilerle yapamayacağı bir şey yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun neticesinde kesin bir iman gerçekleşmesi lazım. Ama bu onların inat ve küfürlerini, kibirlerini daha da artırdı. Kafirliklerini artırdı. Ya hatta galu ve dediler ki hâzâ sihrun mubîn. Ya dediler bu da aşikar bir sihir. Yine sihir yaptı Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fi sabihati leylil isra, leyletel isra ca'a Cibril ve alleme Resulullah keyfiyetes salati ve evkateha. İşte bu olayın sabahında Cebrail Allah Resulüne geldi ve namazı tarif ettiği vakitlerini ve şekillerini. Fe yusalli rak'ateyni izâ zaharal fecr. Fecir doğduğu zaman, yani sabah namazının vakti girdiği zaman iki rekat namaz kıldı. Ve arba'u rekat izâ zâletiş şems. Güneş tam tepeden aşağıya kaymaya başladığı zaman öğle namazını dört rekat olarak kıldırdı. Tabi bu öğle namazıdır ya Muhammed demedi. Anlaşıldı mı? Ona biz öğle namazı diyoruz. Yoksa Cebrail gelip de bu sabah namazı, bu öğle namazı demedi. Bu vakitte iki rekat namaz kılacaksın ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah kılındığı için onda insanlar sabah namazı dediler. Öğlen güneş tam tepeden aşağıya inmeye başladığı zaman dört rekat kılacaksın dediler. Biz de ona ne diyoruz? Öğle namaz diyoruz. Ve mislüha izâ du'ifâ zillü şems. Güneşin ışıkları zayıfladığı zaman da yine dört rekat kıldırdı. Biz de ona ne diyoruz şimdi? İkinci namazı diyoruz. Ve selâfen izâ garabet battığı zaman da üç rekat kıldı Cebrail. Bu da akşam namazı oldu. Ve arba'an izâ gâbe şefakul ahmer. Şafaktaki kırmızılık, güneş battıktan sonra şafakta bir kırmızılık kalıyor. Yani güneşin ışıkları kırmızılık bırakıyor gökyüzünde. O kırmızılık gittikten sonra da kılınan dört rekat, o da yatsı namazı oluyor. Tabii burada vaktin başlangıcı ne zaman, vaktin bitimi ne zaman? Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail iki defa geldi. Cebrail iki defa geldi. İlk gelmesinde vaktin evvelinde kıldırdı namazları. Son gelmesinde de vaktin sonunda kıldırdı namazları. Böylece namazın başlangıç ve bitiş vakitleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretilmiş oldu. Peki önceden ne yapıyorlardı peki? Yani namaz beş vakit olarak farz kılınmadan önce sevgili Peygamberimiz ve diğer müminler namaz namına ne yapıyorlardı? Ve kâne aleyhissalâtu vesselâm kabre meşru'iyyeti salâh. Namaz farz kılınmadan evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yusalli rek'ateyni sabahen, iki rekat sabah kılardı. Ve mitluhuma mesaen, akşam da iki rekat kılardı. İki rekat sabah, iki rekat akşam namazı kılarlardı. Kemâ kâne yef'alü İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. İbrahim Aleyhisselam da kendi zamanında sabah iki, akşam iki olmak üzere iki vakit namaz kılarlardı. Çünkü namaz geçmiş ümmetlerin tamamında var. Namazsız bir ümmet yok yani cemaatimiz. Her ümmet namazlı. Ya. Dolayısıyla burada namazın ilk
öğretilmesi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak sevgili peygamberimizin uygulamasını birleştiriyoruz ve böylece 5 vakit namaz çıkıyor. Adam diyor ki Kur'an-ı Kerim'den namazın vakitleri gösterilmemiş. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ey müminler sabah namazı kılın, öğle namazı kılın, ikindi namazı kılın, akşam namazı kılın, yatsı namazı kılın demiyor. Namaz vakitleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor. Ha, dolayısıyla burada namaz vakitlerin, ama namaz emrediliyor. Değil mi? Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah'ımız Celle Celaluhu vakitlenmiş olarak farz kılındı diyor. Peki vakitlenmiş olarak farz kılındı da vakitler nasıl? Ha, vakitlerin tam tespiti Allah Resulü'nün uygulamasına bırakılmış. Allah Resulü'nün uygulamasına bırakılmış. Ha, öyleyse hadis-i şerifleri göz ardı edip, hadis-i şerifleri kabul etmeyip, reddedip sadece Kur'an-ı Kerim'e göre hareket edecek olursak namazın vakitlerini de tespit edemeyiz. Neden Allah böyle bir şey yapmış? Namaz o kadar mühim bir ibadet. Neden ayrıntıyı söylememiş? Sana ne ya Allah Allah? Söylemek zorunda mı? Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i bize sorarak mı indirecek? Cenab-ı Hak öyle takdir buyurmuş. Onun izah edilmesini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmış. Bu kadar basit. Yani Allah haşa ve kella Allah'a hani Kur'an şeyde Hucurat suresinde buyuruyor ya kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğreteceksiniz? Ayet-i kerimede buyuruyor. Allah'a din mi öğreteceksiniz? Yok, Allah dini öğretecek. Öyleyse Allah böyle takdir buyurmuş. Vakitlerin tespitini ve vakitlerde nasıl hareket edileceğini hadis-i şeriflerle öğrenip biliyoruz. Evet. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hadisesi de gerçekleşmiş oldu. Bu da tabi bir bakıma ne oluyor? Bir bakıma Mekke müşriklerine son uyarılar. Yani Efendimiz Aleyhisselam dedik ya Efendimizin miracı hicrete doğru. Yani peygamberliğin 11 veya 12, 13. senelerine doğru. Yani hicrete iyice yakın. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam 10 yıl boyunca anlattı, her türlü anlattı. Gizli anlattı, aşikar anlattı, tek tek anlattı, toplu toplu anlattı. Ondan sonra mucize göstererek anlattı, güzellikle anlattı. Yani İslam'ı tebliğin her türlüsünü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Ve o zamana kadar hiçbir şekilde görülmemiş, duyulmamış mucizeler göstererek İslam'ı anlattı. Fakat Mekke müşrikleri İslam'ı kabul etmediler. İslam'ı kabul etmediler. Ha, artık bu ne demek oluyor? Yavaş yavaş eski ümmetlerde olsaydı ne olurdu? Yavaş yavaş helak olurlardı, değil mi? Artık peygamber vazifesini yapıyor. Yapacak hiçbir şey kalmayınca Cenab-ı Hak umumi bir bela gönderip onları toptan helak ediyordu. İşte gökten taş yağıyordu, sel oluyordu, depremler oluyordu. Helak olup gidiyorlardı. Sonra Cenab-ı Hak yeni bir peygamber gönderiyor. Yeni bir dinle beraber insanlar yeni bir başlangıç yapıyorlardı. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar böyle toplu bir yok oluş olmayacağından dolayı Efendimiz Aleyhisselam Mekke'deki çalışmalarının sonuna gelmiş oldu. Son olarak bu Miraç hadisesiyle o zamana kadar gerçekleşmemiş yeryüzünde, çünkü yeryüzünde bulunan peygamberlerin hiçbirisi miracı yaşamamış. Hiçbirisine miraç olmamış. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a miraç hadisesi Cenab-ı Hak ikramda bulunmuş, ihsanda bulunmuş. Ve aynı zamanda bu az önce de dediğimiz gibi sadece peygamberimize verilen bir ikram değil, aynı zamanda ümmetine de verilen bir ikramdır. Çünkü Efendimizin oradan getirmiş olduğu haberler, bilgiler ümmetinin de işine yaradı. Ha, kafirler de bunları kendi lehlerine çevirebilirlerdi. Kafirler de peygamberimizin bu miraç hadisini kendi lehlerine çevirebilirlerdi. Aa, gördün mü bak, biz o kadar inkar ettik ama bu adam yine bir mucize daha gösterdi. Artık bu mucizenin inkara imkanı yok. İnkarı mümkün değildir. O zaman iman edelim diyebilirlerdi. Fakat onu da demediler. Ha, onu da demeyince artık sevgili peygamberimize ne oldu? Yani Mekke müşrikler de iman etmiyor. Peygamberimizi orada barındırmıyorlar. O zaman ne oldu? Yol göründü. Ondan sonra inşallah bir dahaki dersimizde Medine-i Münevvere'den
iman eden insanları okuyacağız Allah nasip ederse. Medine-i Münevvere'den bazı insanlar gelecekler, iman edecekler. Tek tek, kabile kabile gelecekler ve böylece Medine-i Münevvere'de İslam'a zemin hazırlanmış olacak. Ve dini mülü İslam'a kucak açma ve onu yüceltme şerefi Medinelilere nasip olacak böylece. Sonra ne olacak? Sonra Cenab-ı Hak tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güç verip Mekkelileri dize getirecek. Bir kısmı yine iman edecek, bir kısmı yine kafir olarak kalacaklar. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu büyük fırsattan bizleri de hissedar eyledi. Yani Peygamberimiz son peygamber olarak geldi, imanı insanlara tebliğ etti. Elhamdülillah biz de Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle, ihsanıyla, ikramıyla ne yaptık? Bu davete icabet ettik. Bizim elimizde değil gene, Allah'ımızın bir lütfudur ha. Hiç kimse demesin ben kendi bileğimin kuvvetiyle Müslüman oldum. Hayır. Allah'ın ikramıyla Müslüman olduk. Yani nice insanlar var. Babası anasının alnı secdeden kalkmıyor. Çocuk kafir. Günümüzde ha. Günümüzde size çevrenizde görüyorsunuz. Ateist oldum. Ben şu oldum. Ben bu oldum. Ben diyen insanların sayısı gittikçe artıyor. Ha. Dolayısıyla burada bizim imanlı kalabilmemiz yine Allah'ımızın lütfu keremiyledir. Bunun kıymetini bilelim ya Rabbi. Diyelim ki ya Rabbi bütün güzellikler senden. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Bütün güzellikleri senden alıyorum. İmanımı, İslam'ımı senden alıyorum. Ya Rabbi beni ne olur mahrum etme bundan diye Allah'a dua edelim. Ve bunun için de çok gayret etmemiz lazım. Çoluk çocuğu öğretmek lazım. Çoluk çocuğu başıboş bırakmamak lazım. Yani Müslüman demenin ne olduğunu çocuğa öğretmek lazım. Oğlum bak sen Müslümansın. Getir bakayım bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu dünyanın en büyük kelimesidir. Dünya ve ahiretin en büyük kelimesidir. Neden? Çünkü bu seni cehennemden kurtarıyor. Hani Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ya, bütün dünyayı verseler o cehennemden kurtulamayacaklar diyor. Bak dünyayı ve bir bu kadarını daha verseler cehennemden kurtulamayacaklar diyor. Kelime-i şehadet o zaman bu dünyadan daha mı hayırlı? Evet ya. Değil mi? İki bu dünyadan daha hayırlı. 10 bu dünya olsa yine kelime-i şehadeti tartamaz bile. Terazide hükmü olmaz. Bir tarafa kelime-i şehadeti koysak, bir tarafa dünyaları koysak yine kelime-i şehadeti ağır basamaz diye çocuğa kelime-i şehadetin ne kadar büyük bir şey olduğunu, imanın, İslam'ın ne kadar büyük bir şey olduğunu çocuklara anlatmamız lazım, ikna etmemiz lazım. Çocuğu okula götürmek için nasıl ikna ediyorsun? Değil mi? Ya oğlum sen doktor olacaksın, beni tedavi edeceksin, şöyle olacaksın, böyle olacaksın diye çocuğu gaza getirmiyor muyuz? İkna etmeye çalışmıyor muyuz? Gitmese ne olur sanki, ne olur? Okuma yazma bilmesin çocuğun, ne olur? Cehennemlik mi olur? Dünyada sıkıntı çeker ama hiç olmazsa ahireti kurtulur. İşte o işe ne kadar ehemmiyet gösteriyorsak, çocuğa imanlı olmasını, Müslüman olmasının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ikna etmek lazım çocuğa. Anlatma. Biz de okuyacağız tabii yani. Sonuçta okumadan bu işler olmaz. İmanın bize kazandırdıklarını, oğlum bak imanımız olmasaydı biz anamızı babamızı tanımazdık. Değil mi? Avrupa'da nitekim 18 yaşında çocuklar ana babayı tanımıyor artık. Eyvallah diyor. Bir daha ne zaman yolu düşerse annesiyle buluşuyor. Veyahut da ne yapıyor? Devlet kağıt gönderiyor. Anam baban öldü gel mallarını al diye. Veraset kağıdı geliyor. O kadar kopuk bir şey. Ha bak bizi annemizi babamızı öğreten, ondan sonra yavrularımıza merhamet göstermemizi sağlayan Allah. Eğer Allah'ımız Celle Celaluhu bize merhamet vermeseydi biz seni sevmezdik oğlum. Sana merhamet, sevgi vermeseydi sen de bizi sevmezdin. Allah bizi sana hediye etti. Seni bize hediye etti diye çocuğa güzel güzel anlatıp ondan sonra Allah'ın kitabının, imanın ne kadar güzel bir şey olduğunu çocuğa ikna etmek lazım. Ondan sonra korkma o çocuktan hiçbir şey olmaz. Ama biz bir şey anlatmazsak okula gider. Bugün bir arkadaş anlattı. Ondan hoca arkadaşlardan hocam diyor biz İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorduk diyor. Bak iyi dinleyin. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorduk diyor. Matematik öğretmenimizin matematik dersinde bize işlediği tek konu Allah var mıdır yok mudur konusu diyor. Öğretmenimiz ateist diyor. Bak İmam Hatip'e gelmiş matematik öğretmeni dinde işte derste matematik 2 kere 2 4'ü öğreteceğine ne yapıyor? Çocuklara Allah var mıdır yok mudur diyor ki körpe beyinler.
10-12 yaşlarındaki çocuklara ne öğretiyor görüyor musun? Ya ha, bu işi okula bırakmayalım. Okuldaki hocaların insafına bırakmayalım. Sen çocuğunu doldur. Kalbine imanı, İslam'ı doldur. Feyzi, bereketi doldur. Çocuğun kapı gibi nereye giderse gitsin bir şey olmasın. Ama biz boş bırakırsak illa onu biri dolduracak. Ya Cenab-ı Hak kafirlerin, münafıkların şerrinden Müslümanları, evlatlarımızı muhafaza buyursun. Onların şerlerini boşa çıkarsın. Amin. Hilelerini boşa çıkarsın. Amin. Ya Rabbi bizi Resulullah Efendimizin yolundan ayırma. Amin. Son nefesimize kadar o yolda bizleri daim eyle ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha.